Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir sucuk tarifiyle karşınızdayım. Kanalımızda daha önce yaptığımız güzel bir sucuk tarifimiz vardı. Bu seferki sucuğumuz kadeli sucuğu olacak. Bildiğimiz sucuklardan farklı. Birazcık köfte tarzında yapılıyor. Sucuğu yapıp bağırsağı koymadan 2-3 gün dolapta bekletip ızgaranın üzerinde pişirip somun ekmek arasına yapıyorlar. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Kadeli de yapılıyor. Adana'da, biraz da Maraş'ta yapılıyor. Buyurun kadeli sucuğunu yapmaya başlayalım. Hatta bu sucuğun ismine Adana'da, Maraş'ta, Kadeli'de ilişkin diyorlar. Buyurun tarifimize geçelim. Kadeli sucuğu için kullanacağımız et dana eti olacak. Çünkü Kadeli'de muhakkak dana etiyle yapıyorlar. İçine kuzu karıştırmıyorlar. Ben de 1,5 kilo dananın kaburga kısmından küçük küçük doğradım, hazırladım. Ve burada sucuk baharatlarımız var. Pul biber kullanacağız. Sarımsak, tuz, karabiber, yeni bahar, toz biber ve kimyonumuz var. Burada da sucuk baharatımız var. Normalde direkt bu karışımı kullanabiliriz. Ama ben yine bunu kullanmayacağım. Direkt kendi karışımımızı hazırlayıp sucuğu o şekilde yapacağız. Buyurun eti çekerek başlıyoruz. Eti çekmeye başlıyoruz. Kadeli sucuğunun bir özelliği de birazcık yağlı olması gerekiyor. 1 kilo et için siyah et oranı yine %65-%70 civarında, %30 civarında da yağlı olması gerekiyor. Etimizi çektik. Şu anda hazır. Baharatlarını karıştıracağız. Kıymamızı tekrardan buradaki borcama aldım. Öncelikle sarımsağımızı döveceğiz. Toplamda 40 gram sarımsağımız var. İçerisine çok az bir şey tuz atıyorum. Sarımsağımızı burada döveceğiz. Sarımsağımız hazır. Kıymaya ekliyoruz. 1 yemek kaşığı pul biber ekliyorum. 2 tatlı kaşığı yeni bahar ekleyeceğim. 2 tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. 2 tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. Ve 2 tatlı kaşığı tuz ekledik. Sucuk harcımızı yoğurmaya başlayabiliriz. Bütün baharatları ete güzelce yedireceğiz. Sucuğu güzelce yoğurduk. Sucuğun şeklini vereceğiz. Bu şekilde büyük parçalar hazırlayacağız. Direkt bunu bu şekilde koyuyorum. Kadeli sucuk harcımızı hazırladık. 14 eşit parçaya böldüm. Bunları 2 gün bu şekilde dolapta bekleteceğim. Üzerini kapatacağız. Dolaba gönderiyorum. 2 gün sonra görüşmek üzere. Efendim, 2,5 gün boyunca yaptığımız sucuk harcını beklettik. Kadeli sucuğumuz şu anda hazır sayılır. Ve hatta biz bunun 4 tanesini aldık. Normalde 14 tane yapmıştık. 4 tanesini dayanamayıp yumurta pişirdik. Şu an 10 tane kaldı. Bunlarla güzel bir kadeli sucuğu hazırlayacağız. Ateşimizi yaktık. Üzerine taş ızgaramızı koyduk. Normalde kadeli sucuğu bir saç üzerine yapılıyor. Ben buradaki taş ızgaranın üzerine yapacağım. Sucuğumuzdan şöyle bir parça aldık. Tam 2,5 gündür dolapta dinlendiriyoruz. Şöyle bunu hafiften ezeceğim. Birinciyi attık. Hemen bir tane daha eziyoruz. Sucuğu atar atmaz gerçekten çok güzel bir koku geldi. Şöyle üçüncüyü de attım. Sucuklarımız pişiyor. Bunları çevirebiliriz. Pişenleri hemen çevireceğim. Şöyle hafiften de üzerlerine bastıracağım. Yağ oranı gayet iyi. Gördüğünüz gibi yağlar bayağı çıkmaya başladı. Birçoğunuzun bildiği üzere benim bir tarafımda Osmaniyeli. Annem Osmaniye Bahçeli. O yüzden bu sucuğu birkaç kez yerinde yeme şansı buldum. Çok istek geldiği için de bu şekilde hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Şu an buradaki bu kokuları almanızı çok isterdim. Ekmeklerimizi de hazırlayacağız. Kadeli sucuğu somun ekmek arasında yeniyor. Bu şekilde taş fırın ekmeği varsa daha lezzetli oluyor. Biz de bunlarla yapacağız.
Aralarını çok hafiften açtım. Birazcık böyle kalsın. Evet. Ekmeklerimiz bu şekilde yağlandı. Şöyle uç kısımlarını batıracağım. Kadere de bu şekilde yapıyorlar. Böyle uçlarını güzelce yağlıyorlar. Şuraya koydum. Burada bunlar hafiften biraz daha ısınsın. Evet, gördüğünüz gibi. Bunları tekrar bir çevirelim. Şöyle hafiften üstlerine bastıracağım. Yanına ne gider derseniz, yanına güzel bir soğan söğüş ve domates söğüş yapacağım. Bir tane soğanımızı doğradık. Piyazlık. Şöyle bir tane domates söğüş yapacağım. İnce ince. Domates söğüşlerimiz de hazır. Şu ilk attığımız sucuktan aldım. Bir tane şöyle yarım alalım. Birazcık bol kepçe olsun. Taşımızı buraya aldık. İnanır mısınız? Harika kokuyor. Üzerine çok az soğan. Şöyle birkaç tane domates. Sucuğumuzun teki hazır. Hemen bir tane daha yapıyoruz. Soğan, domates. Efendim, gördüğünüz gibi kadeli sucuğumuzu şu anda hazırladık. Şöyle yakından göstereceğim. Ekmeğin tabağında güzelce gevrettik. Müsaadenizle bir parça tadına bakmak istiyorum. Bismillah. Gerçekten çok güzel olmuş. Verdiğimiz bütün emeğe değmiş. 2,5 gün boyunca bekledik. O bütün baharatları et içine çekmiş. Normalde ben bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Benim gayet hoşuma gitti. İnşallah sizler de bu tarifimizi deneyip yaparsınız. Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.